3 yıl önce bir farklı bir yerde saç ekimi yaptırdım. Çıkmadı saçlarımız. Söylediklerinde dediler ki 3-4 ay içinde çıkmaya başlar. Bekledik. Tabii saçlarımız ikinci ay, birinci ve ikinci ayda döküldü. Bekliyoruz çıksın diye. Yani çıktı biraz sonra kalanı kaldı. Enseden aldıkları yara gibi kaldı. Eskisinden daha Daha kötü oldu ve psikolojisi bozuldu insanın. İnsanın o an psikolojisi bozuldu. Tabii bu ektirdiğim yere gittim tekrardan. İşte onlar efendim bir daha yapalım. Ben dedim ücretimi iade almak istiyorum. Ücret iadesi alamadık. Onun dışında tekrar ekime artık hani insan soğuyor. Çünkü canınız yanıyor. Operasyon geçiriyorsunuz ciddi. Öyle yaşamaya devam ettik. Bir arkadaşım böyle vesile oldu. Başta yine sıcak bakmadım. Yani kolumdan tuta tuta zar zor geldik buraya. Beyefendi göğüsten ve sakaldan alacağız. Düzelteceğiz dediler. Çok da teşekkür ederim. Valla çok güzel oldu. Şimdi nasıl hissediyorsunuz? Şimdi çok mutluyum. Psikolojik olarak da düzeltiyorlar insanı. Her gittiğiniz yer sizi güler yüzle karşılıyor. İşte şöyle olacak hani vaatler veriyor. Biz de o vaatlerle hareket ettik gittik. Memnun kalmadım yani hani çok psikolojim bozuldu onları anlatamıyorum size. İlk de hastanelere gitsinler. Merdiven altı yer o kadar çok ki. Çok iyi reklam yapıyorlar, PR yapıyorlar. Ama hastaneleri tercih etsinler. Bir de ekibi çalışma ekip arkadaşlarına çok dikkat etsinler. Çevrede birçok hastanede saç ekimi yapılmakta fakat hastaneye bağlı olmadıkları için hastanenin tüm imkanlarından faydalanamaktalar. Bu kötü sonuçlara doğurabiliyor. Örneğin tahlil sonucu bakılmadığında bulaşıcı bir hastalığı olan bir hastanın ekimi alındığında ciddi rahatsızlıklar doğurabiliyor. İşte cihazlara bulaşabiliyor, ekimcilere bulaşabiliyor, sonrasında farklı hastaya bulaşabiliyor. Büyük firmalarda da saç ekimi yapılmakta, işte oda kiralanmakta, günlük ücret ödenmekte vesaire. Birçok yerde evet isim var ama bağlı oldukları bir yer yok. Saç ekimini cildiye uzmanımız ve plastik cerrahi hekimlerimiz yapmak durumundalar. Sağlık Bakanlığımızın tanımlamış olduğu bildirgede de bu var. Onun haricinde yardımcı elemanları, hekimlerimizin, ameliyathane teknisyenleri ve hemşirelerimiz, sağlık memurlarımız yapabilmek. Onun haricinde acil tıp teknisyenleri, ebelere vesaire artık yönetmelikte bu arkadaşlarımız bu işlerle artık görev alamayacaklardır. Ense bölgesi tam aksine ılıklık kalmasın, kabuklanmasın diye iyice ovalayarak yıkamamızı tamamlıyoruz. Üst ön bölgede hiçbir şekilde 10 gün boyunca ovalama yapmıyoruz.